Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu aralar indirimlerden bayağı bir faydalandım. O yüzden küçük bir alışveriş videosu çekmeye karar verdim. Ne kadar küçük ona siz karar verebilirsiniz. Ama videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben biraz hobim olduğu için abartmayı seviyorum ama kesinlikle siz de bu kadar almak zorundasınız falan öyle bir algıya girmeyin. Bu sadece benim isteğim, benim hobim olduğu için bu kadar fazla alıyorum. O yüzden hani negatif bir şey göstermek istemiyorum size. Örnek de olmak istemiyorum bu konuda. Hemen başlayalım. İlk olarak bence Yves Rocher'den başlayalım. Çünkü Yves Rocher'den bayağı bir ürün aldım. Ablamla beraber alışveriş yapmıştık. O yüzden de bu kadar fazla. Şöyle duş jelleriyle başlayayım. Şöyle küçük bir set aldım. Bunlar küçük boy duş jelleri Yves Rocher'in. Yakından göstereceğim birazdan. Bu duş jellerini niye aldım? İlk olarak Yves Rocher'in ürünlerini çok seviyorum. Çok sevdiğim bir marka. En sevdiğim pudra da mesela Yves Rocher'den. Ürünlerini çok sevdiğim için aldım bunları. Kokuları gerçekten güzel ve kalıcı duştan çıktıktan sonra. Ayrıca Yves Rocher'de kampanyalar çok oluyor. Mesela ben bu 400 duş jelini aldım. Yanında bana şöyle bir havlu hediye ettiler mesela. Havlu da gerçekten böyle ucuz bir şey değil. Kalitesi çok iyi. Suyu çok güzel emiyor ve deseni de bence çok tatlı. Deniz kabuğu var üzerinde. Duş jellerini biraz yakından göstereyim. İlk olarak arganlı bir duş jeli var. Şöyle bir arganlı duş jeli. Bunda argan yağı varmış bu duş jelinde. Bunun kokusu o kadar ağır değil. Kesinlikle o güzel arganımsı koku var. Ki bence gerçek argan yağı bu kadar güzel kokmuyor. Tabi güzelleştirmişler. Ama kokusu öyle ağır değil. Mesela bir tane de böyle kokonatlı var. Bunun kokusu kesinlikle daha ağır. Kokonat olduğu için haliyle daha burnuma geldi. Kokusu kokonat olduğu için daha ağır ama böyle nasıl bahsetsem böyle şey olur ya, çok sahte bir kokonatımsı koku olur hani bazı ürünlerde. Öyle değil, gerçekten daha doğal kokuyor diğerlerine nazaran. Ayrıca bir de manolyalı ve narlı güllü iki duş jeli var. Bunların kokuları da bunlardan daha fazla gül kokusu daha ağır basıyor bence bunda. Ama kesinlikle güzel kokuyor. Bu manolyalı olan da klasik manolya ama doğal yani. Gerçekten çiçek kokusu var. Yani Yves Rocher ürünlerinde bu olayı çok seviyorum. Gerçekten sahte kokmuyorlar. Gerçekten doğal, gül nasıl kokuyorsa, manolya nasıl kokuyorsa o şekilde ürünleri de kokuyor. Yani bu duş jellerinden memnunum. Ayrıca havludan da memnunum. Gelelim diğer ürünlerime. Mesela ablam da şöyle bir set aldı. Yine az önceki gösterdiğim kokonatlı duş jelinin büyük boyu ve vücut kremi var yanında. Küçük boy. Bunların yanında da bir dudak bakım ürünü var. Bunları da alınca yine aynı havludan ona da geldi bir tane. Yani bu havlulardan bizde şu an iki tane var. Böyle güzel kampanyaları da oluyor Yves Rocher'in. Ama ayrıca ablam Yves Rocher'in dudak ürünlerini çok sevdiği için şöyle bir dudak ürünü de aldı. Ve bunlar indirimde gerçekten uygun fiyatlı oluyor. Kokusu da çok iyi. Çok güzel, çok doğal. Başka ne almışız Yves Rocher'den? Yani Yves Rocher'den bayağı bir alışveriş yaptık. Ayrıca ablamın alışverişine küçük bir masa lambası hediye geldi. Pek kaliteli bir şey değil, değil mi? Biraz ucuz. Yani hediye iş, olarak. Bayağı bir iş görüyor. Yani bayağı bir iş görüyor. Güzel aydınlatıyor ama tabii ki kalite açısından hediye bir üründe ne kadar bir şey bekleyebiliriz. Orası meçhul. Bu da ablamın aldığı bu ürün. So Elixir parfümü. Yves Rocher'in. Bu büyük boy olması lazım. Kaç milimmiş bu? 50 olması lazım. 50 milim. Yüzlüğü de var galiba. Yüzlüğü var mı bilmiyorum ama 30 var. 50 var.
Yok, üzlük yok galiba. En büyük boyu bu sanırım. Yani koku anlat... şey... Çok değişik bir koku. Kokuyu anlatmakta zorlanıyorum, nasıl benzetsem bilmiyorum. Ama kesinlikle çiçekimsi kokuyor. Ama mesela benim biliyorsun çiçek, bazı çiçek şey kokularına karşı alerjim oluyor. Bunda kesinlikle ne baş ağrısı, ne hapşurma herhangi bir şey olmuyor. Ve ne zaman bu parfümü kullansam, böyle yanımdan geçen veya bir yere gittiğimde oturduğum zaman, ay bugün hangi parfümü sıktın, ay bugün çok güzel kokuyorsun diye sürekli iltifat alıyorum. Biraz da pudramsı bir kokusu var aslında. Ama yani şöyle, çok ağır bir kokusu yok bence. Yok, ağır koku değil kesinlikle. Böyle rahatsız edici bir kokusu da yok. Güzel, hafif, kadınımsı bir koku. Ayrıca ablamın alışverişine bu parfümden hediye geldi. Gördüğünüz üzere Yves Rocher bayağı bir hediye veriyor yanlarında. Yani gerçekten. Evet, o yüzden çok sevdiğim bir marka. Memnun kalıyorum her seferinde. Ablamın alışverişine ünlü Commune Evidence parfümünün de hediyesi geldi. Ama ablam bu parfümü kullanamıyor. Çünkü bu parfüm bu arada 50 milimmiş. Yani aynı boy. Evet. Bunda alerjik reaksiyon göstermiyor. Ama maalesef bu parfümde alerjik reaksiyon gösterdiği için bu parfümü bana verdi o. Ve bu gerçekten çiçek. Direkt çiçek kokuyor. Başka hiçbir şey diyemem. Ben ağır kokuları daha çok sevdiğim için bu kokuyu çok beğendim. Ben öyle hafif, yani bu parfüm bana göre bir şey değil. Ben daha ağır, böyle rahatsız edici kokulardan hoşlanıyorum parfümde nedense. Çünkü belirli bir zaman sonra üzerimde parfüm var mı yok mu kokusunu alamadığım için daha etkili parfümler kullanmayı seviyorum. O yüzden bundan bayağı memnun kaldım. Ayrıca bu gerçekten eau de parfum, yani eau de tuvalet değil. Farkı ne derseniz bu gerçekten bir parfüm. Eau de tuvalet bildiğiniz üzere öyle ürünler de var. Daha ucuz fiyatlı oluyor. Onlar pek kalıcı olmuyor. O yüzden bence Yves Rocher parfümleri gerçekten çok iyi. Hemen diğer Yves Rocher ürünlerimle devam ediyorum. Gördüğünüz üzere bayağı bir alışveriş yaptık Yves Rocher'den. Şöyle bir ürünüm var. Hydra Vegetal yüz temizleme jeli. Şöyle göstereyim. Bunu ablam almıştı. Yanında bir tane hediye gelmişti. Yani bir tane aldı, bir tane hediye geldi. Bir alana bir bedavaydı. Aynen, öyle bir kampanyaları varmış belirli bir ürünlerde. Bir tanesini de bana verdi. Sen bunu denedin mi? Ben daha hiç denemedim çünkü. Memnun musun? Evet. Ve yapı, koku, hissiyat olarak da La Roche-Posay'inkine çok benziyor. Yves Rocher'in bu ürünü La Roche-Posay'in şu ürününe çok benziyor diyor ablam. Muhtemelen La Roche-Posay çok çok daha pahalı Yves Rocher'den tahmin ettiğim üzere. O yüzden bunu merak ediyorsanız bence bu ürünü deneyebilirsiniz. Ben daha deneme fırsatı bulamadım. Çünkü diğer ürünlerimi bitirip bunlara başlamak istiyorum. Neden derseniz. Bana alışverişimin yanında şöyle bir set hediye geldi. Bu Hydra Vegetal serisinin bakım seti hediye geldi. Gördüğünüz üzere Yves Rocher baya baya bonkör bu konuda. Yani harika hediyeler geldi. Ablam da bu yüzden zaten bir tanesi bana verdi. Çünkü set olarak kullanmak istiyorum. Bakalım cildime fayda edecek mi? Ne gelmiş? Şöyle bir bakım kremi, yüz kremi, nemlendirici geldi. Bu arada bu ürünler cam şişede. Ambalajı camdan. Bunu da daha denemedim yani. Bekliyorum diğer ürünlerimin bitmesini. Bir göz kremi. Göz çevrem için şöyle bir bakım kremi gelmiş yanında. Bunu bayağı sevdim. Yani denemedim ama gelmesi hoşuma gitti. Çünkü gözlerimin etrafı çok kuru olduğu için bu tarz ürünleri çok seviyorum. Ayrıca da bir serum gelmiş. Nemlendirici bir serum. Bu da yine cam şişede. Bunu da denemedim. Yani bayağı merak ettim bunu. Diğer videolarımda da söylerim memnun kalıp kalmadığımı. Yves Rocher tabii ki bitmedi. Tabii ki bitmiyor. Bu arada ben çantaları gösterdim mi? Yok. Şöyle bir çanta. Tam evde de görmüşsünüzdür. Kocaman. Bunun yanında da şöyle iki küçük çanta. Bunlar da benim alışverişime hediye geldi. Yani hediyeler bitmiyor.
Benim bu arada ilk online ifroşe alışverişim de buna rağmen gerçekten bayağı bir hediye vermişler. Ablam bayağıdır ifroşe kullanıyor. Ben daha yeniyim. Ama gerçekten çok memnun kaldığım bir marka. Kesinlikle. Burada maalesef mağazalarını çok bulamıyoruz ama Türkiye'de gördüğümüzde giriyoruz. Ve mağazaları da bence çok güzel, çok düzenli, tertipli bir mağazalara sahipler. Hep güzel kokuyor içerisi. Ve çok ilgileniyorlar evet, gerçekten. Evet, çalışanlar da çok ilgili. O yüzden gerçekten sevdiğim bir marka her yön açısından. Ve bu parada almıyorum bunu söylemek için. Gerçekten içimden geldiği için söylüyorum. Şöyle bir ürününü aldım Yves Rocher'in. Zero Defoe Comfort Ta Krem 12 saat yüzümde duruyormuş hesapta. Bunu denemedim. Bendeki rengi 5050. Şunu söylemeliyim ki renk açısı konusunda Yves Rocher maalesef diğer markalara nazaran biraz zayıf kalıyor. Ama yine de zorlarsanız bulabilirsiniz renginizi diye düşünüyorum. Şöyle bir krem. Bunun kokusu gerçekten güzel. Ama şunu da söylemek gerekir. Yves Rocher aslında daha çok bir bakıma evet. Parfüme yönelik. Yani makyaja yönelik değil. Makyaj yeni yeni yani. Bir son 4-5 senedir ben bu kadar yoğun kataloglarda falan görüyorum. Evet. Daha önce o kadar sık yoktu. Ama bildiğiniz üzere ben yüz pudrasını Yves Rocher'in çok seviyorum. Müthiş bir pudra. Diğer pudralarıma yani yanaşamaz bile. Ki Too Faced'in de bir ürünü kullanıyorum. O da güzel ama Yves Rocher'inkini kesinlikle daha çok seviyorum. Bu fondöteni ben niye aldım diyeceksiniz. Senin gibi ağır makyaj yapan biri böyle bir fondöten kullanmaz. Ben bu fondöteni BB krem gibi kullanmak istiyorum. Günlük hayatımda yani. Hafif cildimdeki lekeleri kapatsın ama fondöten varmış gibi de gözükmesin diye aldım. Bir kere denedim ve o bir kere denediğimde gerçekten memnun kaldım. Kapatıcılığı tabii ki yüksek değil. Ama bence günlük hayat için kesinlikle yeterli bir kapatıcılığa sahip. Daha fazlasına gerek duymuyorum ben açıkçası. O yüzden bundan şimdilik memnun kaldım. Ve bunu da daha kullanacağım. Bitene kadar umarım. Bozulmaz falan. Ama memnun kaldım. Bir tane büyük jumbo göz kalemi aldım. Şöyle göstereyim. 1 sarı, 1 turuncu. Bunları da daha hiç denemedim ama şöyle elimde bir swatch yapayım siz de görün. Bence pigmentasyonu bayağı iyi. Evet, ben çok seviyorum bunları. Bu tarz göz kalemlerimde yoktu bu renklerde. Essence'in şöyle sarı bir göz kalemi var. Ondan memnun değilim. O yüzden yeni bir şey denemek istedim. Sen de bunlardan var değil mi? Evet, birkaç tane. Bunlar bence iyi ürün. Yves Rocher'in şöyle bir fırçasını aldım ayrıca. Bu bir stippling fırçası. Bunu fondötene kullanabilirsiniz, pudraya da kullanabilirsiniz. Ben allığa veya bronzer'a da çok kullanıyorum. Bu tarz fırçaları çok seviyorum. Şu beyaz kıllar uzun, aşağıda gördüğünüz siyah kıllar şurada bitiyor yani kısa. Bu ne demek oluyor? Ürününüz böyle uyguladığınızda bir yerde kalmıyor. Blend yapmanız, karıştırmanız daha rahat oluyor. O yüzden bu tarz fırçaları çok seviyorum. Ayrıca Yves Rocher fırçalarını çok seviyorum. Çok memnunum. Bende iki diğer fırçası var. Bir pudra fırçası var. Bir de başka bir allık fırçası var. O yüzden bunu denemek istedim. Ama hiç daha denemedim. Ve geldik son Yves Rocher ürünümüze. Şöyle bir plaj çantam. Benim plaj çantam yoktu. Şöyle bir ürün aldım. Bu arada küpelerim de bayağı uygun bence. Yani kesinlikle şu an şans bluzum falan böyle uygun olması. Tabii tabii canım tabii. Kesin planlamamıştım. Hayır gerçekten planlamamıştım. İyi hadi bakalım. Bu plaj çantası 3 euroya düşmüştü. Ben de görünce hemen kaptım. İçi tabii ki şöyle astarlı. Yani ıslansa falan bir şey olmaz. Dışı da klasik plaj çantaları gibi. Bunu çok sevdim. Rengi falan da çok zaten benlik. Gold tutma yerleri var. Çok şık. Tam yaz şeyi yani. Aynen. Ben çok beğendim. Ona uygun mayon var mı emin değilim. Bakmam lazım. Ama şöyle bir şey oldu ki ablama şu makyaj çantası hediye geldi alışverişinle. Evet. Ve böyle bir şey olamaz. Bu resmen bunun seti, takımı. Ya bu kadar olamaz. O da dedi madem plaj çantana çok uygun al senin olsun. Bende çok var dedi. Bana verdi bunu sağ olsun.
Yani böyle bir şey. Buna işte ne koyabilirsin? Güneş kremini falan filan çantada dağılmaması için, hızlı bulabilmeniz için. Böyle buna koyabilirsiniz. Çantaya atabilirsiniz. Oldu bitti. Proşeden gerçekten çok memnun kaldım. Evet. Alkışlıyorum. Umarım bu videoyu görürsünüz. Sizi seviyorum.